6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü. Bu özel günde insanların serebral palsi yani beyin felci konusunda farkındalık oluşturmak istiyorum. Ben her konuda farkındalık oluşturmak için videolar çekiyorum. Peki ya siz ne yapıyorsunuz? Sadece vicdanınızı rahatlatmak için 6 Ekim'de bizi hatırlayıp diğer günlerde boş mu veriyorsunuz? Yoksa hayatınızda karşınıza engellerin hayatını zorlaştıracak bir yapı veya olay gördüğünüzde öylece seyretip kalıyor musunuz? Yoksa bunu düzeltecek olmak için gerekli yerlere müracaat mı ediyorsunuz? Lütfen biz sizinle birlikte yaşamayı öğreniyoruz. Bunun için gerekli şeyi sarf ediyoruz. Siz de bizim için, bizimle yaşamak için gerekli gücü sarf edin. Mesela karşınıza serebral palsili bir kişi ve annesiyle dolaşırken sonra işte ay yazık, ne oldu, başka düzgün kardeş var mı, yürüyecek mi gibi sorular sormayın. Merak ettiğiniz bir şey varsa araştırın. Bizi ve annemizi rahat bırakın. Lütfen. Birlikte bunu başarabiliriz. Hadi şimdi de sizlere serebral palsi ile ilgili bilgi paylaşacağım. Serebral palsi ve nedenleri. Serebral palsi yani beyin felci doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde gelişimini tamamlamamış beynin hasar görmesi nedeniyle beyinsel gelişimin etkilenmesi ve bu sebepten vücut hareketlerinin ve kasların uyumlu kullanılmaması durumudur. Serebral palsi çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Travmaya uğramış beyne erken müdahale edilmesi ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabilmektedir. Prematüre doğum, düşük kilolu doğum, kanın pıhtılaşma problemleri, anne ve bebek arasında kan uyuşmazlığı, gebelikte ya da doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması, beyin kanamaları, hamilelik döneminde annenin bebeğin sinir sistemini etkileyecek bakteriyel ya da viral enfeksiyon yaşaması, annenin hamilelik döneminde alkol, sigara, uyuşturucu veya çeşitli ilaçlar kullanması, annenin yaşadığı psikolojik sorunlar ve hamile annenin karın bölgesine gelen darbeler serebral palsiye neden olabilir. Serebral palsi ilerleyici bir hastalık değildir. Beyin gelişimi gebeliğin erken dönemlerinden itibaren başlar ve çocukluk çağında devam eder. İlk 2 yıl beyne zarar veren herhangi bir olay serebral palsiye neden olabilir. Bu hasar beyinden vücuda ve vücuttan beyne gelen uyarıları bozar. Serebral palsi her çocukta değişik ağırlıkta ve tiptedir. Beynin hasar gören bölümüne göre spastik çocuklarda şu bulgular olabilir. Kaslarda sertlik veya kasılmalar, istemsiz hareketler, yürüme ve koşma gibi kaba motor hareketlerde zorluk, yazı yazma veya düğme ilikleme gibi ince motor hareketlerde zorluk, algılama zorluğu. Bu sorunlar beslenme, solunum, idrar, dışkı kontrolünde problemler, havale geçirme, öğrenme güçlükleri, gelişme geriliği gibi ek sorunlara da neden olabilir. Spastik çocukların hareketlerindeki bozukluğun derecesi zeka düzeyini göstermez. Spastik çocukların bir kısmı zamanla daha iyi duruma gelirken bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeniyle daha kötüye gidiyor gibi görünebilir. Bu durumu engellemek ve yaşam kalitelerini arttırmak için mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekir. Serebral palsi bulaşıcı değildir, kalıtsal değildir, hayatı tehdit eden bir durum değildir. Hepiniz farkında olun, duyarlı olun, birlikte yaşayabilelim. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zili çalmayı unutmayın. Hoşça kalın.